Herkese merhaba, ben Alparslan Hoca. Türkçeden Fransızcaya çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serinin 95. videosuyla karşınızdayım. Bu seride toplam 100 tane video var. Her videoda 3 farklı cümleyi inceliyoruz ve tercüme ediyoruz. Toplam 300 cümle çalışıyoruz. Haydi başlayalım. Bu videonun ilk cümlesi söylediğini anlamıyorum. Hemen Türkçe cümlenin yükleminden yani çekilmiş fiilden başlayalım. Neler bulabiliriz? Öncelikle fiil anlamak fiili Fransızcası comprendre. Onun hemen yanında şuradan çıkartabiliriz ben şahıs zamiri var. Yani Türkçe'de gizli özne var. Cümlenin ben diye başladığını düşünürsek Fransızcaya tercüme ederken Je şahıs zamirini kullanacağız Ayrıca Burada bir olumsuzluk var anlamıyorum diyor Şu kısımdan Şuraya çekelim La negation var Fransızcaya ne pas ile bu olumsuzluğu aktarabiliriz Cümlenin zamanını da çıkartalım Fransızcaya tercüme ederken present kullanacağız Yani hem şimdiki zaman hem de geniş zamanı veren present. Şimdi diğer tarafa bakalım. Yani söylediğini kısmına bakalım. Buradan neler çıkartabiliriz? Öncelikle senin söylediğini diye düşünürsek şurada bir sen şahıs zamiri var. Fransızcaya aktarırken tü şahıs zamirini kullanacağız. Fiil var. Söylemek fiili. Fransızcası dir. Kerke shows bir şey söylemek. Akerken yani birine bir şey söylemek. Cümlenin bu kısmının zamanı da yine present. Şimdi cümlenin tercümesine geçebiliriz. Şuradan başlayalım. Ben anlamıyorum diye başlayacağız. Je. Şimdi comprendre fiilini je şahıs zamirine göre prezant'a çekiyoruz. Je ne comprends pas. Ben anlamıyorum. Neyi? Senin söylediğini. Söke tü di. Dir fiilini presentta çektik. Tüy şahıs zamirine göre. Buradaki sökü nereden geldi? Şöyle düşünün. Kes kö tü di diye düşünelim. Sen ne söylüyorsun diye. Buradaki kısımları atarsak Sököy'e ulaşabiliyoruz. Ben anlamıyorum senin söylediğini diye düşünelim. Şimdi bir defa okuyarak kontrol edelim. Ben senin söylediğini anlamıyorum. Je ne comprends pas, ben anlamıyorum. Sökö tu senin söylediğini. Videomuzun ikinci cümlesi Kimse onun ne söylediğini anlamadı. Yine Türkçe cümlenin yüklemi yani çekilmiş fiilden başlayalım. Burada yine anlamak fiili var. Fransızcası comprendre. Zamanı çıkartalım. Burada dili geçmiş zaman var. Dili geçmiş zaman Fransızcası le passé composé. Pase kompoze konusunu çok detaylı bir şekilde anlattığım bir video kanalımda var. Oradan izleyip çalışabilirsiniz. Burada yine olumsuzluk var. Yani negasyon var. Negasyonu yine ne pa ile verebiliriz. Gelelim cümlenin başına. Kimse anlamadı diye düşünelim. Ne person yapısını kullanırsak tam karşılığını verebiliriz. Dolayısıyla nö payı kullanmamız gerekmeyebilir. Bakalım nasıl gidecek. Şimdi şurada onun var. Bunu bir mülkiyet sıfatı olduğunu zannetmeyin. Direkt olarak il o şahıs zamiri karşılığını kullanacağız. Sonra yine şuraya bakalım. Burada fiilimiz söylemek fiili. Fransızcası bir önceki cümlede geçmişti. Dir kerkeşoz akerken yani birine bir şey söylemek. Ne kaldı şurada? Bakalım. Ne söylediğini bir soru yapısı var. Yine bunu sökü ile aktarabiliriz. Cümle anlamadı diye bittiğine göre, pase kompoze olduğuna göre onun ne söylediği kısmındaki söylemek fiilini de geçmiş zamanda tutmamız gerekiyor. Dolayısıyla bunu da ya passé composé yapacağız. Yani dili geçmiş zaman. Ya da daha eski bir zamana çekeceğiz. Şimdi onun ne söylemiş olduğunu kimse anlamadı deseydi. Söylemek fiilini mişli geçmiş zaman plus köperfede çekerdik. Ama söylediğini diye Kullanıldığına göre pase kompozide tutmamız gerekir. Cümlenin tercümesini yapalım. Bakalım neler bulacağız. Kimse diye başlayalım. Yani person diye. Ne person olumsuzluk yapısında person başa gelerek öznenin yerini alabilir. Şimdi kimse ya da hiç kimseyi dedik. Anlamadı diyeceğiz. Na Compris. Hiç kimse anlamadı. Neyi. Sö til o derken il şahıs zamirini kullanacağız. A di. Birazcık açalım daha anlaşılır olsun. Şimdi bakın. Person ve nö'yü şurada kullandık. Buradaki compri comprend fiilinin particip passesi. Şöyle yazalım. Le particip passe diye passe composé'yi anlattığım videoda fiillerin partisi paseleri de var. Şuradaki fiil ise dir fiili. Buradaki did de dir fiilinin partisi pasesi. Cümleyi tercüme ederken onun karşılığı olarak il şahıs zamirini kullandık. Zira cümlenin öncesi ve sonrası yok. Yani o derken bir kadına mı bir erkeğe mi gönderme yapılıyor belli değil. O zaman eril kabul etmek ve İl şahıs zamirini kullanmak zorundayız. Şimdi bir defa okuyarak kontrol edelim. Kimse onun ne söylediğini anlamadı. Person ne compris sökül a Gördüğünüz gibi negasyonu yaparken nöpayı ne kullanmamıza gerek kalmadı, zira ne personu kullandık. Geldik videomuzun üçüncü cümlesine onun neden bahsettiğini kimse anlayamadı. Önceki cümlelere benziyor ama göreceksiniz ki farklı. Yine Türkçe cümlenin yükleminden başlayalım. Yani çekilmiş fiilden. Burada anlamak fiili var. Onu daha önce de bulmuştuk. Fransızcası da comprendre. Bu bir. İkincisi dili geçmiş zaman. Fransızcası da le passé composé. Le passé composé. Bu da tamam. Başka ne var? Olumsuzluk var. Şuraya çekelim. Yani negasyon var. Bu kısmı kimse ile birleştirirsek negasyonda ne değil ne personu kullanmanın daha doğru olacağını bulduk. Burada bir tane daha fiil var. Onu bulmamız lazım. Bakın anlamadı değil, anlayamadı diyor. Yani burada bir ebilmek fiili var. Yani pu var var. Burada pu varı kullanmamız gerekiyor. Gelelim şuraya. Buradaki fiil bahsetmek fiili. Yani birinden ya da bir şeyden bahsetmek Fransızca karşılığı olarak parle dö'yü kullanmamız gerekir. Parle dö'yü birinden ya da bir şeyden konuşmak diye düşünmeyin. Parle fiili hangi prepozisyonları alır? Hadi biraz ek bilgi yazalım. Parle a dersek Türkçedeki mantıktan farklı olarak birine konuşmak karşılığını verir. Şuraya yazalım. Birine konuşmak. Birine konuşmak nedir? Bir kişi konuşuyor, diğerleri dinliyor ve cevap vermiyor diye düşünün. Mesela fabrikanın müdürü işçilerin hepsini toparlıyor ve onlara bir şeyler anlatıyor. Şimdi fabrikanın müdürü konuşuyor, diğerlerinin hepsi dinliyor ve cevap vermiyor. Bu parle A'dır. Ancak parle fiili avec prepozisyonu da alır. Bu biriyle konuşmak anlamını verir. Yani karşılıklı konuşma durumu var parle fiilinin aldığı diğer prepozisyon ise parle d'ödür. Cümlemizde kullanacağımız kısım. Parle de, birinden ya da bir şeyden bahsetmek diye düşünebiliriz. Fiilleri aldıkları prepozisyonlar ile öğrenmeniz çok önemli fiilleri ezberlerken aldıkları prepozisyonlar ile ezberleyin. Cümlenin başında onun var. Bu bir mülkiyet sıfatı değil. Mülkiyet sıfatı olsaydı yanında bir isim olurdu. Mesela onun bisikleti gibi. Burada kullanacağımız şey direkt olarak il şahıs zamiri. Neden o demek için el şahıs zamirini kullanmıyoruz? Çünkü cümlenin öncesi ve sonrası yok. Dolayısıyla eril kabul etmek zorundayız. Burada kalan neden kısmını daha basit farklı bir yöntemle bulalım. Şimdi den karşılığını Fransızca'da de prepozisyonu veriyor. Den dan karşılığını veriyor. Ne içinde kuayı düşünürsek kuat ne demek? De quoi, neden karşılığını verir. Cümlenin sonundaki fiil yani anlayamadı fiili diğeri geçmiş zaman olduğuna göre buradaki bahsetmeyi de biz geçmiş zamanda tutmak zorundayız. Burayı da le passé composé olarak düşünelim. Yani diğeri geçmiş zaman diye. Onun neden bahsetmiş olduğunu kimse anlayamadı deseydi cümle bahsetmek fiilini plus que parfait mişli geçmiş zamanda çekeriz o bir şeyden bahsetti ve hiç kimse anlayamadı diye düşünelim cümleyi daha iyi anlarız. Şuradan tercümesini yapalım. Hiç kimse ya da kimse anlayamadı diye başlayacağız. Person na şimdi puvarı passé composé'de il ya da el şahıs zamirine göre çekelim. Na pu comprendre Comprant fiilini pek tabi mastar olarak çekmeden yazdık. Zira puvarı çektik. Hiç kimse anlayamadı. Neyi? Onun neden bahsettiğini. De quoi il a parle diyebiliriz. Şimdi cümlede birkaç ekleme yapalım. Şöyle ki buradaki parle fiilinin partisi pasisi buradaki pi pu varın partisi pasesi. İstersek bu kısmı yani cümleden tam olarak ne anladığımıza bağlı olarak il parle diye de çekebilirdik. Yani person ne pi comprend de quoi il parle. Onun neden bahsetmekte olduğunu gibi düşünün. Yani bahsetmek eyleminin süren bir eylem olduğunu düşünürsek en parfe olarak çeksek de olurdu. Şimdi cümlemizi bir defa okuyalım ve kontrol edelim. Onun neden bahsettiğini kimse anlayamadı. Person ne peut comprendre de quoi il a parle. Cümleyi tamamlamadan önce bir şey daha ekleyelim. Öğrencilerin yaptığı hata. Mesela ne person bir olumsuzluk yapısıyken mutlaka pa'da olmalıymış gibi düşünüyorlar. Halbuki nö person başka bir olumsuzluk yapısıdır. Nö pa başka bir olumsuzluk yapısıdır. Nö plus, nö jame hepsi farklı olumsuzluk yapılarıdır. Nö sabit kalır, diğer kısım değişir. Yani bir cümlede nö person pa gibi bir şey olamaz. Karşılıklarını da söyleyeyim size. Nürjami asla ya da hiç karşılığını verir. Nöplüs ya da nüplü artık değil karşılığını verir. Nöpa olumlu düz cümleyi olumsuz yapar. Değil karşılığını verir. Nöperson ise hiç kimse ya da kimse karşılıklarını Türkçe'ye verir. Bunları da hemen çerçeve içine alalım. Şöyle ek bilgi işaretimizi de koyalım. Şurayı da ek bilgi olarak düşünelim ve çerçeve içine alıp ek bilgi işaretimizi koyalım. Ve La Fendre la video Türkçeden Fransızcaya çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serinin 95. videosunun sonuna geldik. 100 videodan oluşan bu serinin her videosunda 3 farklı cümleyi inceliyoruz ve tercüme ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi unutmayın. Sormak istediklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Yanıtlamaya çalışırım. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.